Son günlerde Suriye'de hükümet güçleriyle muhalifler arasındaki ateşkes dünya gündemini meşgul etti ve Euro bölgesinde yaşananları gölgeledi belki. Ama ekonomik kriz hala yerli yerinde duruyor. Krizin son günlerdeki odak noktası İspanya. Üstelik Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisine sahip bu ülkenin geleceği Yunanistan'dan çok daha büyük bir risk altında. Mali piyasalarda İspanyol hükümetinin dev borçlarını aşmaya yönelik vaatlerinden ikna olmuş değil. Euro bölgesi krizi denince şimdiye dek akla gelen ilk ülke Yunanistan olabilir. Ama bugün artık İspanya'da ciddi bir endişe kaynağı. Dev boyutlardaki ekonomisi küçülüyor, sanayi üretimi azalıyor, kalkınmış ülkeler arasında en yüksek işsizlik oranları İspanya'da ve Yunanistan'ın geçirmek zorunda kaldığı sertlikte kemer sıkma önlemleri de yolda. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ülkenin geleceğinin tehlikede olduğunu itiraf etti ama bir yandan da Avrupa Birliği'ndeki komşularına piyasalardaki kaygıyı körükledikleri gerekçesiyle sert çıktı. Rajoy ve lideri olduğu Merkez Sağ Parti 4 ay önce ezici çoğunlukla iktidara geldi. Ama bunu büyük ölçüde yönetimdeki Sosyalist Parti'nin sevilmemesine borçluydu. Yeni hükümet geçen ay sonu tarihinin en ağır kemer sıkma önlemlerini açıkladı. Kamu harcamalarında 27 milyar euro kesintiye gidileceğini duyurdu. Kimilerine göre Rahoy ülke ekonomisini ayakta tutabilmek için siyasi geleceği açısından riskli adımlarla karşı karşıya. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla etkili politika izleyemedi. Son günlerdeki politikalardaki çalkantılar da açıkça gösteriyor ki bu yeterli bulunmuyor. İspanya'nın hem bankacılık hem de kamu sektörü finansmanında ciddi sorunları var. Her iki sektörün bilançolarındaki düğümü çözmek güç. Bunun sonucunda İspanya'nın büyümeyi gerçekleştirme kabiliyetinde bir güven bunalımı söz konusu. O yüzden başımız dertte. İrlanda gibi İspanya'da bankaların verdiği dev konut kredileri nedeniyle zora düştü. İspanya'yı şimdi bankacılık reformu konusunda zor kararlar bekliyor. İspanya'nın görünen borcuna bölgesel yönetimlerin aldığı borçlar dahil değil. Örneğin Madrid'deki ulusal hükümetin borçlarının gayri safi milli hasılaya oranı %80'i bulurken bu oran Katalonya'da %120'lere çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın müdahalesi bankalar ve piyasaları bir nebze rahatlatmıştı. İspanya'da bu sayede Euro bölgesi radarlarına son birkaç aydır yakalanmıyordu. Ama şimdi etkisi hafiflemeye yüz tutmuş durumda. Kimilerine göre Euro bölgesi yeni bir kurtarma paketini kaldıracak durumda değil. Bence piyasalar tüm İspanya için bölgesel düzeyde de bir kurtarma paketi tahmini geliştirebilir. İşte bu Avrupa'da kamu finansmanına olan ihtiyaç açısından bardağı taşıran son damla olabilir. Önümüzdeki birkaç ay içinde olursa Avrupalılar bu soruna kademe kademe yaklaşacaklardır. Bölgesel tasarruf bankaları özelinde sorunla baş etmeyi denerler. Ama bir zaman makinesiyle geriye dönüp bakılsa Avrupalıların şu aşamada kurtarma paketinin her şey dahil maliyetini karşılayacak durumu yok aslında. Peki ya İspanyollar? Onlar yaşam koşullarının değişmesine acaba ne kadar hazır? İspanya için çok zor olacak. Özellikle sağlık ve eğitim alanlarındaki herhangi bir kesinti bölgesel yönetimleri vuracak ve bu da büyük bir öfkeyi beraberinde getirecek. Bölgesel hak taleplerini daha şimdiden görüyoruz. Kesintileri kabul etmeyeceğiz diyorlar. Dolayısıyla Yunanistan ya da Portekiz gibi daha merkezi bir hükümetten çok daha güç olacak bizim için. Kimileri İspanya'daki son gelişmeleri piyasaların kaygıları körüklemesine bağlıyor. Ancak euro krizinin yeniden alevlenmeye başladığını düşünenler de yok değil. Üstelik bu kez sonuçları Avrupa'nın geri kalanını çok daha kötü etkileyebilir.